Arkadaşlar Tuz ve Yıldız spotlarında hematoloji ikinci bölümle beraberiz. Müthiş spot bilgiler göreceksiniz. Hemen başlıyoruz. Periferik yaymada bite cell ya da ısırık hücresi. Bakın dalaktan geçerken şuralarda normalde bulunan Heinz body'ler, şöyle hücrenin eritrositlerin periferinde bulunan dalak tarafından, makrofajlar tarafından ısırılıyor ve sonuçta periferik yaymada bakınız şöyle birer ısırık alınmış eritrositler geziyor. Bunlara bite cell diyoruz. Nerede görüyoruz? Glukozaltı fosfat dehidrogenaz eksikliğinde görüyoruz. Periferik yaymada hedef ya da target hücreleri hangi durumlar için tipik? İlk aklımıza gelmesi gereken talasemiler, açık ara. Hemoglobin C hastalığında oldukça fazla görülüyor. Parenkimal karaciğer hastalığı, demir eksikliği, herediter kiserostoz, lesitin kolesterol açıl transferaz eksikliği ve obstrüktif sarılıkta da görülebiliyor. Şu ikisini mutlaka iyi bilmemiz gerekiyor. Periferik yaymada polikromazi varsa periferik yaymada hangi hücreler artmıştır arkadaşlar? Yani daha bazofilik görünüyorsa retikulositler artmıştır. Daha bazofiliktirler ve daha büyüktürler. O sebeple MCV'yi arttırırlar ve polikromaziye neden olurlar. Trombosit satelitizmi ne demek? Beyaz kürelerin etrafında bakın şekle. Beyaz kürelerin etrafında trombositlerin uydu gibi toparlanması. Kan örneği ETA ile antikoagüle edilirse bu durum ortaya çıkıyor arkadaşlar. Platelet clumping'i de görülebiliyor. Bu durumlarda trombosit sayısı düşük çıkabilir yalancı olarak. Bunu ortaya çıkarmak için de heparinli kan kullanmak gerekiyor. Anemi saptanan hastada ilk olarak yapmamız gereken nedir? CBC baktık. Anemi var, hemoglobin düşük. Hemen periferik yayma yapacağız. Başka yolu yok. Hemogramda trombositopeni saptadık bu sefer. Trombositopeni olan bir hastada yine ilk yapmamız gereken laboratuvar testi periferik yayma. Öncelikle bu bir doğru yani true trombositopeni mi yoksa yalancı trombositopeni mi anlama açısından faydalı. Periferik yaymada dev trombositler, giant dev trombositler İki durumda karşımıza çıkabiliyor. Bakın neredeyse eritrositler kadar, birer lenfosit kadar büyümüş durumdalar. Bernard-Soulier sendromu, glukoprotein 1B9 eksikliğine bağlı olarak ortaya çıkıyordu arkadaşlar. Hatırlayın, adezyon defekti olan bir herediter hastalık Bernard-Soulier sendromu. Bu hastalarda plateletler sayısı azalmış da olabiliyor ve dev trombositler bulunabiliyor. Bir diğeri de Mayhaglin anomalisi, MYH9 grubu anomaller ismi veriliyor bu hastalığa. Periferik yaymada mikro trombositler, küçük 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 normalden küçük trombositler Viscot-Aldrich sendromunda görülüyor. Plateletlerde dev alfa granülleri çok büyümüşse Jacobsen-Paris-Trousseau sendromunu düşüneceğiz. Periferik yaymada bu kez granüler olmayan plateletler, gri platelet sendromu ya da gray platelet sendromu düşüneceğiz. Mayhaglin anomalisi nedir? Mayhaglin anomalisinde dev plateletler vardır. Hastalarda az önce bahsettik. MYH9 mutasyonuyla oluşuyor. Trombositopeni vardır. Nötrofillerde döl cisimleri ya döl body'ler vardır. Bakın beyaz kürelerin periferinde arkadaşlar şurada döl body görülüyor. Glukoprotein 2B3A defektinde yine herediter bir trombosit fonksiyon bozukluğu hastalığını görüyoruz. Glanzmann trombastenisi. Bernard-Soulier'de 1B9 mutasyonu ya da defekti varken burada 2B3A defekti var. Bernard-Soulier'de adezyon bozukken Glanzmann'da agregasyon defekti var. Sayı ve şekil yani plateletlerin sayı ve şekli normal. Bernard-Soulier'de ise defektifti hatırlayalım. Çölyak hastalarında, amiloidozu olan hastalarda, aort hücre hastalığında ve cerrahi olarak dalak alınan splenektomili hastalarda periferik yaymada bir inklüzyon cismi görüyoruz. Çok tipik. Nedir bunun adı? Howell-Jolly cisimcikleri. Unutmayacağız. Nükleer kalıntılar Howell-Jolly cisimciklerini oluşturuyor. Genellikle tek ve büyük oluyorlar. Kronik karaciğer hastalığının periferik yaymasında ne görürüz? Akantositler görürüz. Bakın şurada akantositler, burada ise ekinositler var. Ekinositlere Börsel adı da veriliyor. Akantositler düzensiz ve simetrik olmayan çıkıntılara sahip.
Ekinositlerde ise daha düzenli ve küçük olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar çıkıntıların. Periferik yaymada gözyaşı hücresi ya da dakriyosit görüyorsak kemik iliğini infiltre eden bir şeyden şüpheleneceğiz. Bu primer miyelofibrozis de olduğu gibi fibrozis olabilir ya da herhangi bir yabancı hücre, örneğin kemik iliğine metastatik kanser, amiloid vesaire yabancı maddelerin işgal etmesiyle oluşan miyelofitizik anemi de görülebilir gözyaşı hücreleri. Periferik yaymada demir boyamasıyla bu ya Perspiration Blue ya da May Greenwald James'a olabilir. Pappenheimer cisimleri görüyorsak sideroblastik anemi aklımıza gelmeli. Çünkü bunlar demir granülleri. Bakın hücrelerin içerisinde böyle agrege olmuş şekilde demir granülleri görüyoruz sitoplazmada. Eritrositlerin bakın daha çok perifer bölgelerinde, santralinde de var. Birkaç tane agrege olmuş demir granülü görüyoruz. Bu durumda sideroblastik anemi aklımıza gelecek. Sideroblastik anemi de hatırlayınız demir artıyor. Çünkü hemoglobin sentezi bozuk, demir içine konulmuş hem sentezi yapılırken hemoglobin sentezlenemediği için hemle beraber kalmış. O nedenle demir vücutta artıyor, kemik iliğinde artıyor. Kabo halkası nedir bu? Neden oluşuyor? Bakın şu hücre içerisinde eritrositler mevcut. Tam bir halka. Mitotik iyicip kalıntısı bu. Mitotik spindle diyoruz. Megaloblastik anemide ve kurşun zehirlenmesinde görülebiliyor. Sık duyuyorsunuz. Lökoeritroblastik kan tablosu. Bazen hastayı tanımlarken hastada lökoeritroblastik kan tablosu var diyor. Peki bu tablo içerisinde hangi hücreleri ya da yapıları görmeyi bekliyoruz? Çekirdekli eritrositler. Bunu normalde periferde görmeyi beklemiyoruz. Bunlar aynı zamanda normoblast olarak adlandırılıyor. Gözyaşı hücreleri, dakriyositler, nadiren blast hücreleri ve anormal plateletlerde izleniyor. Peki lökoeritroblastik kan tablosu neyin işareti? Primer miyelofibrozisin ya da miyelofitizik aneminin, kemik iliğinin işgal edildiği durumlar. Bakın burada normoblastlar var, anormal, defektif büyük plateletler var arkadaşlar. Bazen blast hücreleri, büyük hücreler olabiliyor. Periferik yayması verilen bir hastamız var. Tanı nedir diye sorulacak olursa bakın slit tarzında eritrositlerin normalde üçte birini oluşturan içerideki solukluğun böyle bir slit haline geldiğini görüyorsunuz. Bakın hepsinde şöyle bir slit çubuk haline geldiğini görüyoruz. Bu hücreler stomatositler. Olay da genellikle herediter stomatositoz. Periferik yaymalarda %5'e kadar stomatosit görebilirsiniz. İki tane gördük diye bu hastada herediter stomatositoz var demeyeceğiz. %30'u geçmiş oluyor genellikle herediter olaylarda. Splenomegalisi ve anemisi olan bir hastada periferik yaymada mikrositler, hedef hücreleri ve eritrosit içi kristaller görülüyorsa aklımıza mutlaka hemoglobin C hastalığı gelecek. Ne demiştik? Talasemiye benzer şekilde bunlar da mikrositler oluyor, eritrositler. Aynı zamanda hedef hücresi görülüyor ancak ayırıcı tanıda ne göreceğiz? Kristalleri göreceğiz. Hemoglobin C kristalleri. PYS'i görülen hastada en olası tanı diye sorulmuş arkadaşlar. Bakın burada hücreyi işaret etmiş ama bizim burada görmemiz gereken eritrositlerin üst üste para dizileri gibi dizilmiş olması. Bunların clumping'den ya da agregasyondan farkları düzgün bir bozuk para demeti şeklinde olmaları. Buna ne diyoruz? Rulo formasyonu diyoruz. Kanda bir para protein olduğunu gösteriyor. Çoğu zaman multiple miyeloma işaret ediyor arkadaşlar. Dünya Sağlık Örgütü'nün tanımına göre bir kadında anemi var dememiz için hemoglobin 12 gramın altında olmalı. Erkeklerde neydi? 13 gram bölü desilitrenin altı. Siyanoz, çikolata renginde kan, tahlil için kan aldık, çikolataya benziyor. Düşük satürasyon olmasına rağmen pulse oksimetride kan gazı aldığımızda PO2 bununla uyumsuz derecede yüksek. Bu durumda ne düşüneceğiz? Hemen methemoglobini mi düşüneceğiz? Normalde hemoglobin içerisindeki demir artı 2 değerlikliyken methemoglobini mi de okside olup artı 3'e çıkıyor arkadaşlar. Peki methemoglobinemiyi ne zaman görüyoruz? Herediter enzim eksikliklerinde görülebiliyor. Herediter. İnsanlar mavi şeklinde oluyor. Blue man. Bunu Google'da görebilirsiniz. Ancak bize sorulacak şeyleri daha çok ilaçlarla olmasını bekliyoruz. Özellikle vakalarda
hastaların lokal anestezi aldığı verilir. Ya da ciddi hipertansiyon nedeniyle nitrogliserin ya da sodyum nitroprusit alıyordur arkadaşlar hastalar. Unutmayın. Lidokain, benzokain gibi lokal anestetikler, primakin gibi sıtma ilaçları, nitrofurantoin, antibakteriyel, Dapsone, rasburikaz, ürik asit oksidaz enzimidir. Tümör lizis tedavisinde ve gut hastalığında kullanılabiliyor. Bu ilaç listesi çok 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 önemli. İnefektif eritropoez ne demek? Kemik iliğinde eritroid seri gelişirken perifere yani kan damarlarına eritrosit verememe, RBC verememe, kemik iliği içerisinde bunların bir şekilde hemolize uğramasına denir arkadaşlar. Özellikle megaloblastik anemide görülene intramedüller hemoliz adı da veriliyor. Intramedüller hemoliz. Aslında megaloblastik anemi bir hemolitik anemidir ancak periferde değil kemik iliğinde hemolize olur. O nedenle haptoglobulin düşüklüğü beklemeyiz kanda olmadığı için. Tabii en tipik örneklerinden bir tanesi talasemi. Ancak talasemi intermedia ve majör gibi daha şiddetli talasemilerde bu tablo daha tipik. Hatta bu o kadar artıyor ki işte ekstramedüller hematopoeze neden oluyor. Kemik deformitelerine neden oluyor. Eritroid seride morfolojik olarak en erken tanınabilen hücreler CFU'lardan sonra ne geliyor? Proeritroblast arkadaşlar. Proeritroblast'ta artık bu hücreyi morfolojik olarak tanıyabiliyoruz. Eritroid hücrelerin gelişiminde başlangıçta çekirdek var bildiğiniz gibi. Daha sonra bu çekirdek ekspans ediliyor, atılıyor. Hangi aşamada atılıyor? İşte orta kromatofilik eritroblast. Buna late yani geç eritroblast dönemi de deniliyor. Hematolojide bundan sonraki bölümde arkadaşlar anemilere dalıyoruz. Demir eksikliği anemisiyle başlayarak tüm anemilerdeki gerçekten şahane spot bilgileri tık 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 hızlı olarak görmeye devam edeceğiz. Görüşmek üzere.